Merhaba Mastermind izleyicileri. Venüs, pek çok ilgi çekici özelliğiyle yıllar boyunca sık sık uzay araştırmalarının konusu oldu ve hatta atmosferinde yaşam olabileceği ihtimali ile de gündeme geldi. Geceleri gökyüzünde sık sık bize göz kırpan bu gezegeni daha yakından tanımak isterseniz diye size genel bilgileriyle Venüs'ü anlattım. İnsanlık yönünü uzaya çevirdiğinden beri Güneş sisteminin tüm gezegenleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor ve artık her biriyle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Venüs de artık yakından tanıdığımız bir gezegen. Üstelik uzaya dair sormayı en sevdiğimiz sorulardan birine de cevap verme ihtimali var. Dünya dışında yaşam var mı? Eylül 2020'de Nature dergisinde yayınlanan bilimsel makaleye göre Venüs'ün atmosferinde fosfin molekülleri keşfedildi. Yaşamın ayak izi olarak bilinen bu moleküle Venüs'te rastlamak, ilerleyen yıllarda yapılacak araştırmalar için de kapı araladı. Dünyaya olan benzerliğiyle, sıcak ve ürkütücü atmosferiyle gözleri üzerine toplayan bu büyüleyici gezegeni ve özelliklerini daha yakından tanımak için bu videoda Venüs hakkında şaşırtıcı bilgilere yer verdim. Venüs ve Dünya birbirlerine pek çok yönden gerçekten de ikiz kardeşler kadar benziyorlar. Boyutları çok benzer olan bu iki gezegen kütle olarak da %85 oranında benzer durumdalar. Venüs Dünya'dan biraz daha hafif. Çap bakımından ise Venüs ve Dünya arasında yalnızca birkaç kilometre fark var. Ancak belki de en önemli nokta olarak bu iki gezegenin atmosferleri birbirinden tamamen farklı. Dünyanın atmosferi bize hayat verirken Venüs'ün atmosferi ise çoğu zaman cehenneme benzetiliyor. Ancak bizim için cehenneme benzeyen o ortamda başka canlılar bulunuyor olabilir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin bilinen toplam 205 uydusu var. Ancak Merkür ve Venüs'ün bilinen bir uyduları yoktur. Bu iki gezegenin uydularının olmamasının sebebi ise Güneş'e olan yakınlıkları ve Güneş'in baskın kütle çekim alanı. Bu kütle çekimi nedeniyle Venüs ve Merkür'den daha küçük olan cisimler gezegenlerinin etrafında dönemeden yok oluyorlar. Venüs, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden farklı olarak batıdan doğuya doğru döner. Bilim insanları Venüs'ün geçmişte diğer gezegenlerle aynı yönde döndüğünü düşünüyor. Bu yön değişikliğinin sebebinin ise bir asteroid ya da farklı bir gök cismiyle yaşanan bir çarpışma olabileceği düşünülüyor. Sonuç olarak Venüs'te Güneş bizim tanımımızla batıdan doğuyor ve doğudan batıyor. Astronomlar Venüs'ün Güneş'in önünden geçişini bilinen kaynaklara göre ilk olarak 4 Aralık 1639 tarihinde gözlemlediler. O tarihten bu yana bu konuda yapılan gözlemler hem Venüs'ün bir atmosfere sahip olduğunu keşfetmemizi hem de Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi daha doğru ölçmemizi sağladı. Son olarak ise Venüs 2012 yılında Güneş'in önünden geçti. Ancak bu manzarayı gözlemleyen hiçbir bilim insanı bir sonrakini muhtemelen göremeyecek. Çünkü bir sonraki geçiş 2117 yılında olacak. Venüs, Güneş'e en yakın ikinci gezegen olmasına rağmen sistemimizin en sıcak gezegeni. Bunun sebebi ise Dünya üzerindeki sera etkisine benzer şekilde gezegenin yoğun atmosferinin ısıyı içeride tutması. Ancak tabii ki bu etki Venüs'te çok daha fazla. Bu da gezegenin üzerindeki sıcaklıkların 467 dereceye kadar çıkmasına sebep oluyor. Ölçülen yüksek sıcaklıklar Venüs ile ilgili araştırmalarımızın en büyük düşmanı. Çünkü gönderilen sondalar gezegenin yüzeyinde kısa süre hayatta kalabiliyor. Hal böyle olunca da Venüs yüzeyindeki araştırmalarımız
hayli sınırlı oluyor. Venüs'ün atmosferinin sık sık korkutucu ve hatta cehennemvari olarak anılmasının sebeplerinden biri olarak da karbondioksit miktarını gösterebiliriz. Bir kıyaslama ile daha kolay anlayabilmeniz için Dünya'nın atmosferinin karbondioksit oranının 1/4 olduğunu söylemekte fayda var. Venüs'ün yüzeyi 240 kilometreye kadar genişleyebilen ve kilometrelerce devam eden akıntılara sahip olan volkanlarla kaplı. Gezegen 5000 kilometreye kadar uzanan lav kanallarına sahip ve bu uzun lav kanallarının Güneş sisteminde eşi benzeri yok. Venüs, Güneş etrafındaki bir tam turunu 225 dünya gününde tamamlar. Yani dünyada geçen 225 gün Venüs'te 1 yıl demek. Ancak gezegen kendi etrafındaki dönüşünü ise 243 günde tamamlar. Yani en basit tanımıyla da Venüs'te 1 gün 1 yıldan uzun demektir. Venüs Güneş doğmadan önce ve Güneş battıktan sonra gözlemlenebiliyor. Bu sebeple antik çağlarda Güneş doğarken ve batarken görünen iki farklı gök cismi olarak anılıyordu. Günümüzde hala sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarak anılması da aslında bu sebepten. Sonrasında Pisagor sayesinde bu iki cismin aslında aynı gök cismi olduğu anlaşıldı. Göğe her baktığımızda kolayca görebilsek de Venüs'ü çevreleyen yoğun sülfürik asit bulutları gezegenin yüzeyini dışarıdan görmeyi imkansız hale getiriyordu. Bu nedenle bu gizemli ve parlak gezegenin yüzeyini bir türlü göremeyen bilim insanları 1960'ların başına kadar Venüs'ü tropik bir cennet olarak hayal etmiş ve yaşanılabilir bir gezegen olduğuna inanmışlardı. Dünya dışında herhangi bir gezegende yaşam arayışı bundan belki de 10 yıl önce durduğu yerden çok farklı bir noktada. Ayrıca yaşam dendiğinde popüler algının aksine yalnızca bizim gibi akıllı varlıklar değil, mikro boyutta biyolojik varlıklar da tanımlanıyor. Dolayısıyla pek çok gezegende olabileceği gibi bizim henüz anlayamadığımız şekilde zorlu olarak tanımladığımız bu koşullarda yaşayabilen bir organizma tabii ki olabilir. Ancak Venüs ile ilgili geçtiğimiz yıllarda da yapılan pek çok araştırmaya göre Venüs üzerinde olası bir yaşam formunun ancak gezegenin atmosferinde barınabileceği söyleniyor. Yapılan son çalışmalar ile birlikte bu konudaki bilgiler mutlaka sürekli güncellenecektir. Fakat şu an için buna kesin bir kanıt bulunmadığını belirtmekte fayda var. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.